20 atıştaki deneysel olasılığa bakıp 21. atışa karar vereceğiz arkadaşlar. Yani 21. atış için yeni bir denklem oluşturmanıza gerek yok. Dolayısıyla 4 gelme durumuna bakalım. 5 durumda 4 gelmiş, toplam 20 durum var. 1 bölü 4 olasılık deneysel olasılık arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Önce bakın fonksiyon olduğu bilindiğine göre diyor. Bu yüzden fonksiyon bakın tanım kümesi çok önemli. Bir kere şuraya dikkat edin lütfen. Reel sayılarda tanım kümesi ama hiç şurada bakın fonksiyon x'ten değer almamış. Haliyle x hiçbir yere gidememiş burada negatif kısımda. Bu fonksiyon değil, buradan gitti. Sonra arkadaşlar bu aynı anda iki yere gitmiş, bu yüzden fonksiyon değil. Elimizde şu an 3 fonksiyon kaldı. Bu 3 fonksiyondan birebir olan hangisi? Tabii ki böyle yatay doğruları çizdiğinizde grafiği tek noktada kesen o da sadece bir tane var. Cevabımız 1 bölü 3 E şıkkı. Burada şunu fark etmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi topu elimizde 3 tane 2 var çift sayı. Ve burada satırların çarpımı ve sütunların çarpımı çift sayı olacak. O yüzden şöyle yapacağız bakın. 2'yi zaten bu satır ve sütun için kullandık ya, artık burada ya buna ya buna 2 yazarım. Bakın şimdi gerçekten buraya 2 yazarsak artık bu sütuna da yazmama gerek kalmaz. Buraya yazarım. Gerçekten çarpımların gördüğünüz gibi her türlü çift olduğunu görüyorsunuz değil mi? Şimdi gelelim ikinci duruma. Önce bunları bir tespit edelim çünkü. İkinci durumda da arkadaşlar 2'yi buraya yazmak istiyorum. O zaman diğer 2'yi de buraya yazacağım. Yani İkileri yazma durumumuz bakın 2 tane. Ya şöyle çaprazlama geldi ya da ikinci durumda arkadaşlar en uca birisi de böyle geldi. Bu durumlarda kesinlikle bütün satır ve sütunların çarpımı çift oluyor. Demek ki başlangıca bir 2 çarpanını da ekleyeceğiz. Sonra temsil olarak bu olsun, tamam mı? Artık geriye 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayı kaldı. 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 2 faktöriyel 3, 3, 5, 5 olduğu için böylece cevabımız 360 oldu B şıkkı. Olasılığın bazen zor tarafı arkadaşlar. Tek tek mi sayacağız, kombinasyon mu yapacağız, permütasyon mu yapacağız kısmı oluyor. Bu soruda da mesela permütasyon kombinasyondan hiç zorlamayacağım. Tek tek sayarak yapacağız. Şimdi sonuçta 2 ile 6 arasında 3, 4, 5 var. Birincisi arkadaşlar 3, 4, 5'ten 3'ü seçerse bu diğerlerini de aynen buradan seçmeye başlasın şimdi. 3 diğerine seçebilir 4, 5, 6, 7, 8. Böylece bakın buradan durumlar geldi. 4 de seçti derken tabii taş oraya düştü diyelim. 4'e düştü. O zaman diğeri 5, 6, 7, 8 yenmesi için 5'e düştü. Haliyle 6, 7, 8 olabilir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Toplam böylece istediğim durum 12 tane oldu. Şimdi gelelim tüm durumlara arkadaşlar. Tüm durumlarda da birincisi şu. Bunlar arkadaşlar birbirinden farklı olacak ya. Haliyle şu durum olabilir. Bu 3 sayıdan bir tanesini seçecek. 4, 3, 5 onlardan bir tanesine denk gelecek. Sonuçta attı diyelim 4'e denk geldi. Geriye kalan 7 sayıdan bir tanesini de normal şartlarda şartsız şurtsuz olursa böyle diğer taşı düşürecek. Toplam o zaman İstenen durum 12 tane, tüm durumlar arkadaşlar 3 çarpı 7. Neden 3 çarpı 7 dediğim gibi? Bu 3 taştan birine gelecek, diğeri zaten 7 taştan birine gelecek. Böylece 3'e böldüğümüz zaman 4 bölü 7 oldu, B şıkkı. Şimdi birincisi arkadaşlar, birinci grupta başlayanlar bina kelimesinden dura kelimesi elde etmiş. Yani aslında her harf değişmiş. Her harf değişmesi olasılığı neydi? 1 bölü 3. Sırası önemli değil diyor. Yani önce B değişsin sonra N değişsin önemsiz değil diye uyarmış bakın. Önemli değil diye pardon. Dolayısıyla bina kelimesinin değişme olasılığı dure olması için 4 harf de değişecek. 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3 oldu arkadaşlar. Sonra gelelim tamirata. Tamiratta da tamdan irat diye böyle 4 harf eklenmiş. Harf eklendiği zaman eklenme olasılığı 2 bölü 3'tü. Bu yüzden 4 kişiler, onları da kısaca yazayım. 2 bölü 3 üzeri 4. Böylece 2 üzeri 4 bölü 3 üzeri 4 olacak. Cevabımız 3 üzeri 8 olacak pardon. 4 oradan 3 üzeri 4, oradan 3 üzeri 4 geldi çünkü. D şıkkı oldu. A köşesine 2 kök 3 birim uzaklık bakın şöyle bir
daire dilimidir, gördünüz mü? Ve arkadaşlar burada düzgün altıgende tam bu A, C diyeyim buraya. Simetri eksenidir, 60 derece olur. Burası böyle zaten 120 derece olduğu için 30-30-120'den dolayı şu açıya da gördüğünüz gibi 30 derece kalır. Şimdi haliyle yarıçapı 2 kök 3 olan bir daire dilimi burası. Böylece 2 kök 3'ün karesi pi bölü 30 derece bölü 360 olduğu için burası pi geldi. İstenen durum pi arkadaşlar. Şimdi yakın olma olasılığında istenen durumu yaptık. Tüm durum nedir? Mavi bölgeye düşeceği için zaten bir kenarın uzunluğu 6 verilmiş. 6, 6, 6 kök 3. Burası da gördüğünüz gibi 30, 60, 90 üçgeni. Ve burası da arkadaşlar 6 kök 3 olduğu için 30'un karşısı 6. Demek ki dik üçgenin alanı 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2. İstenen durum, tüm durum arkadaşlar, pi bölü sadeleştirince 18 kök 3 olacak, E şıkkı. Neden alanlar üzerinden gittik? Sonuçta noktaları yerleştirirken böyle arkadaşlar istediğiniz bölgeye burada düşer. Her bir birim karesine bir nokta gelebilir bunun. Dolayısıyla bu noktalar işte gerçekten buradaki tüm durumları oluşturuyor. Sarı bölgede istenen durumu oluşturuyor. Evet, bakalım şimdi aynı renk gelme olasılığını soruyor. Bir, mavi olsun. Mavi gelme olasılığı 2 bölü 6'dan 1 bölü 3. Burada da arkadaşlar şuna dikkat edelim. Üçgenlerden hatırlayın, orta nokta olduğu zaman S 3S olur. O zaman burası 4S, burası 4S, burası S, burası da 3S. Bundan dolayı mavinin gelme olasılığı 2S bölü toplamda 16S var. Şimdi artı yeşil gelme olasılığı 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 olabilir. Yeşil geldiği zaman altta da o zaman 6S bölü 16S olasılıkla da yeşil gelir. Artı sarı gelme olasılığı 1 bölü 6. Sarı gelme olasılığı aşağıda da arkadaşlar 4S bölü 16S. Böylece o zaman sadeleştirmeleri bir yapalım. 1 bölü 24 artı burada şimdi sadeleştirirsek 3 bölü 16 olmuş oldu. S'ler gitti. Burada da 4 ile 16'yı sadeleştirirsek 1 bölü 24 S. S'ler de gitti. 1 bölü 24 oldu. Bundan dolayı payı da eşitleyelim. 48 de eşitlenir. 2 artı 9 artı 2 bölü 48. Böylece 13 bölü 48 oldu. E şıkkı. Bu soruda arkadaşlar 2 bölü 3 bulanlar olabilir tabii. Yani gayet mantıklı da gelir ama orada hesaba katmadığınız bir şey olabilir. Sırayla atış yapacak demiyor. Hedeflere toplam 3 atış yapacak. Yukarıda verirken işte A'ya attığında 1 puan, B'ye attığında 2 puan, C'ye attığında 3 puan artıyor. Ama sana verirken, soru sorarken hedeflere toplam 3 atış yapmış demiş. Ve ikisinde hedefi vurduğu bilindiğine göre diyor. O zaman nasıl vurmuş olabilir? Şimdi AB, AC, sonra arkadaşlar BC, AA, BB ve CC. Buna dikkat edin, sırayla atış yapıyor demiyor çünkü. Sonra arkadaşlar bunlardan vurduğu zaman tek sayı elde etmesi lazım. Tek sayıyı da nasıl elde eder? 1. Burada arkadaşlar C'yi kesinlikle vurması lazım. Bunlara bir dikkat şimdi. C'yi vurduğu zaman B'yi vuramadığında 103 puan alır. BC yapsa 0, diğeri 2 idi, 0 23 olur. Tamam, yine bak tek sayı olur. Ama CC diye vurursa arkadaşlar 3'er 3'er artacak ya, 0 3 bir daha 3 0 0 6 olur burası. Aman ona dikkat, o yüzden bu olmayacak. Toplamda o zaman 2 durumda arkadaşlar istenen durum gerçekleşti. Toplam durum kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bu yüzden cevabımız gördüğünüz gibi 1 bölü 3 gerçekten D şıkkı.